Merhaba değerli satranç severler. Hepiniz satranç kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İspanyol açılışını inceleyeceğiz. İspanyol açılışının değişim varyantını inceleyeceğiz sizlerle. İspanyol açılışının değişim varyantını oynayacak oyuncuların bilmesi gereken bazı noktaları anlatacağız. Siyahların ve beyazların ana fikirleri neler olabilir? Bunlara değineceğiz. Bir sonraki videomuzda da bir maç analizinde bulunacağız. Emanuel Lasker ile Capablanca arasında geçen bir maçı inceleyeceğiz sizlerle ve bu maçın aynı bu şekilde İspanyol açılışının değişim varyantı olduğunu göreceksiniz ve o maçı güzel bir şekilde elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağız. İsterseniz başlayalım. İspanyol açılışının ana pozisyonunu oluşturalım öncelikle. E4, E5, at F3, at C6, fil B5 hamlesiyle İspanyol açılışına beyazlar girmiş bulunuyor. Bundan sonra oynanan hamleler devam yolları, varyantlar veya varyasyonlar olarak adlandırılıyor. Burada A6 en popüler hamlelerden bir tanesi. Diğer bir popüler hamle ise burada at F6'dır. A6 hamlesinde burada değişim varyantından kasıt. Bir diğer isim ise Murphy defansı diye de geçiyor aynı zamanda. A6'ya burada beyazlar fil çarpı C6 yapıyor. Fil çarpı C6 ile burada ilk başta beyazlar açısından düşünecek arkadaşlar için şöyle garip bir farklı bakış açısı olabiliyor. Aslında genel bir bakış açısı. Hani fili yani daha oyunun dördüncü hamlesinde yani vermek biraz garip algılanabiliyor. Özellikle beyazların beyaz fili. Beyazların beyaz fili. Özellikle E4'lü oyunlarda hani rakip şaha karşı baskı uygulayan ciddi bir atak taşı. Çünkü F7'ye bakıyor ileride. H7'ye bakabilir. O yüzden yani rakibe şah kanadı konusunda saldırı uygulayan bir taş olduğu için beyazların beyaz fili oyunun ilk safhasında burada rakibin atıyla değişmesi biraz garip algılanıyor. Bunun temel nedenlerini, fikirlerini anlatmaya çalışacağız. Şimdi fil çarpı C6 ile siyahların iki seçeneği bulunuyor. B çarpı C6 ve D çarpı C6. Burada en popüler cevap burada D çarpı C6'dır. Şimdi B çarpı C6'ya farklı teoriler var tabi, oraya çok girmeyeceğim. Bizim bugün anlatacağımız, inceleyeceğimiz D çarpı C6. Burada fikir şu şekilde. Şimdi fil çarpı C6 ile beyazlar fil çifti üstünlüğünü siyahları daha oyunun 4. hamlesinde veriyor. Evet. Ama buna karşı ne planlıyor? D çarpı C6'dan sonra beyazlar burada D4 sürerek E çarpı D4, vezir çarpı D4 ve vezir çarpı D4, at çarpı D4. Bu pozisyondan sonra, bakın bu pozisyondan sonra beyazlar oyun sonuna gitmeyi amaçlıyor ve satranç açılışlarının içerisinde en kısa yoldan oyun sonuna götüren bir açılışın devam yolu olarak nitelendirilen, en çok bilinen burada İspanyol açılışının bu değişim varyantıdır diyebiliriz. Çünkü vezirler daha oyunun yani 6. hamlesinde değişiliyor burada. Çünkü burada vezirler değişildikten sonra beyazların avantajları var ama siyahların da tabii ki de çok güzel avantajları var burada. Siyahların avantajı nedir burada? Fil çifti avantajı bir avantajdır. Hele de oyun sonunda. Burada peki beyazların uygulaması gereken fikir nedir? Biz bunlardan bahsedeceğiz. Maç analizini ben bu videoda yapmak istemiyorum çünkü çok uzun oluyor. Uzun olunca biraz izlemesi sıkıcı olabiliyor. Biraz o yüzden kısa tutmaya çalıştım. Sadece fikirlere değineceğim. Ben bunu resmi turnuvalarda da oynamıştım beyazlar açısından ve çok da güzel zevk aldığım maçlar çıktı ortaya. Hani her seviyeden oyuncuya karşı oynamıştım ve oyun sonu oynamayı seviyorum. Beni tanıyan arkadaşlarım bilir oyun sonu oynamayı ne kadar sevdiğimi. Oyun sonu oynamak gerçekten hoşuma gidiyor, seviyorum. Burada de dediğimiz gibi hani siyahların avantajı burada fil çiftinin bulunması. Fil çiftine karşı siyahların burada eksi olduğu taraf ne, dezavantajı ne? Tabii ki de hani oyunun burada ilk hamlelerinde zaten gördünüz. Bakın burada fil çarpı C6'dan sonra siyahlar D çarpı C6 da yapsa, B çarpı C6 da yapsa burada. Şimdi siyahların burada bingeci oluşuyor burada. Gördüğünüz gibi C sütununda 2 piyon var. Peki burada bingeç var. Siyahlarda bingeç var. Beyazlarda da düzgün bir piyon yapısı var. Beyazların burada amacı genel olarak söylüyorum. Vezirler de değişildikten sonra, şimdi vezirler de değişildikten sonra burada diğer kalan taşları da değişip oyun sonunda hani şah piyon oyun sonunda kalıp düzgün bir piyon yapısıyla daha avantajlı olacağı gerçeğidir. Burada şimdi bakın siyahların
1, 2, 3, 4. Vezir kanadında 4 piyonu var. Beyazların ise 1, 2, 3. 3 piyonu var. Şimdi 4 piyona karşı 3 piyon. Evet. Siyahlar burada ama avantajlı olmuyor. Çünkü siyahların burada C sütundaki 2 piyonu, beyazların burada C sütundaki 1 piyonuna karşı, yani beyazların C sütundaki 1 piyonu siyahların C sütundaki 2 piyonunu oyun sonunda durdurabiliyor. Bu piyon yapısına göre avantaj nerededir? Bakın burada şah kanadındaki piyon yapısı ve piyonların bulunduğu durumlara bakacak olursanız siyahların piyonların karşısında, yani şah kanadında 4'e karşı 3 diyebiliriz burada ve bu daha avantajlı oluyor yani oyun sonunda bir geçer elde etme konusunda daha avantajlı oluyor. Beyazların burada vezirler de değişildikten sonra bir an önce taş değişimini arttırması, taş değişemiyorsa bile en azından rakibin fil çiftinden bir tanesini alması çok güzel olacaktır. Yani beyazların genel olarak amacı bu diyebiliriz. Siyahların ne yapması gerekiyor bunun karşısında? Kesinlikle taş değişiminden kaçınması gerekiyor vezirler değişildikten sonra ve pozisyonu açmaya çalışması lazım. Çünkü atlar kapalı konumları sever biliyorsunuz. Bu oyun sonu tabii ama konum çok kapalı bir hale de gelebiliyor. Değişik varyantlar var tabii burada. Siyahların da beyazların da uygulayabileceği. Siyahların olabildiğince burada taş değişiminden kaçınması gerekiyor. Özellikle şah piyon oyun sonuna gitmemesi gerekiyor. Gidiyorsa bile piyon yapısını düzeltmesi gerekiyor. Beyazlar da burada elinden geldiği kadar taş değişimine gidip bu piyon yapısıyla şah piyon oyun sonuna gitmeyi başarması çok önemlidir. Başka ne söyleyebiliriz? Burada oynanabilecek hamleler var. C5 oynayanlar var burada. Fil D6 gelenler var. Bilmiyorum, fil D7 de olabilir. Daha sonra uzun rok. Veya bu fili buradan geliştirenler de olabilir. Yani burada başka ne söyleyebiliriz? Dediğim gibi hani burada iki tarafın da gayet güzel bir şekilde oyun sonu oynayabileceği, çok da zevk alabileceği, tabii oyun sonu oynamayı sevenler için söylüyorum. İki tarafın da çok güzel oyun sonunu geliştirebileceği bir İspanyol açılışının bir diğer devam yolu diyebiliriz. Bir sonraki videomuzda burada Emanuel Lasker'le Capablanca arasında oynanan bir maçı inceleyeceğiz. Bu videoda beyazların ve siyahların İspanyol açılışında değişim varyantında ana hatlarıyla genel olarak fikirlerinden bahsettik. Ha, son olarak da bu piyon yapısını da göstermek istiyorum. Bakın burada piyon yapısı nasıl? Şimdi burada 4 piyon var. Burada 3 piyon var. Siyahların da burada 4 piyonu var. Yani vezir kanadında siyahların avantajı 4 piyon olması, beyazların 3 piyon. Ama beyazların da burada şah kanadında 4 piyon olması, siyahların da 3 piyon olması. Fakat burada beyazların niye daha avantajlı olduğunu söyleyecek olursak, siyahların burada C sütunda 2 piyon olması, beyazların burada daha kolay bir şekilde oyun sonunda daha rahat oynayabilmesi ve geçer elde etme şansının yüksek olması diyebiliriz. O yüzden burada taş değişiminden siyahların olabildiğince kaçınması lazım. Beyazlar da taş değişmeye çalışması lazım ve siyahların bu piyon yapısını bozmaması lazım. Yani düzeltmemesi lazım. Pardon, düzeltiyorum. Eğer burada taş değişemiyorsa beyazlar, pozisyon siyahların lehine dönüyorsa, hatlar açılıyorsa, beyazların bir şekilde fil çiftini en azından kaldırması lazım. Bazen bunu piyon yapısını düzeltme pahasına yapmak gerekiyor bazen. Yoksa beyazlar sıkıntı yaşayabilir. Dediğim gibi iki tarafına dikkatli oynaması gerekiyor. Bununla ilgili zaten bir maç analizinde bulunacağız. Bu videoda sadece genel hatlarıyla beyazların ve siyahların fikirlerinden bahsettik. Yani bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Daha farklı incelememizi istediğiniz açılışlar, açılış hataları, videolar, analizler veya farklı konular olabilir. Yani olumlu olumsuz düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Satranç dolu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.